hakkı telkin etmeleri, birbirlerine sabrı telkin etmeleri, birbirlerine salih amel konusunda uyarıda bulunmaları farzdır. Unutmayalım ki boş zamanın değerlendirmesini bilmeyenler, çeşitli eğlence yerlerinde zamanının tatili olmaya devam edenler, zamanı kurban edip boş yere harcayanlar tarihte iz bırakamazlar. Değerli Müslümanlar, kıymet katliyetle bilelim ki insanın sahip olduğu en önemli değerlerin başında zaman gelmektedir. Zamanını iyi değerlendirilenler, ne zaman ne yapacağı bilincinde olanlar Yüce Allah'ın öne geçirdiği fert ve toplumlardır. Milli şairimiz merhum Mehmet Akif Rahmetullahi Aleyh Asr suresine tefsir yazarken şu veciz sözleri söylüyor. Halık'ın namı telahi adı var. En başı hak. Kul için ne büyük şey hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka Süreyi Vel Hasr'ı okurmuşlar. Bu neden? Çünkü meknun, saklı o büyük sürede esrar-ı ferah, kurtuluş sırları. Başta imani hakiki geliyor. Sonra salat, namaz, sonra hak, sonra sebat. İşte kusur insanlık, dördü birleşti mi, yoktur sana hüsran artık. Hükmemi Peygamber Efendimiz'in şu hadisiyle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Gaflete dalan, boşa zaman geçiren, kabirleri unutan kul ne kötüdür. Azgınlık yapan, haddi aşan, nereden geldiğini, nereye gideceğini unutan kul ne kötüdür. Rabbim bu kötü duruma düşmekten hepimizi muhafaza etsin. Değerli cemaat-i Müslümin, Ankara Kahraman Kazan'da yer alan Türk Havacılık Uzay Sanayi Tesisleri yönelik gerçekleştiren alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Allah'ın laneti yemediyen onların üzerine olsun. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Tüm savunma sanayinde tüm görev yapan devlet kademimize, savunma sanayi personeline geçmiş olsun diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Helal.